Evet arkadaşlar, bugün şimdi panomuzun başında dümdüz bir panomuz vardı, MDF bir pano. Buna öncelikle rölye pastayla ne yaptım? Çizgi yaptım bir kısmına, bir kısmına da dantel stansını kullandım, rölye pastayla kabarttım. Daha sonra spatula ile gelişi güzel rölyef pastayı öbek öbek koydum ve düzeltmeler yaptım. Orada doku oluşturdum. Burada da bir doku oluşturdum. Gözünü sonrasında yukarı şöyle bir alınlıklı desenim var polyesterden kabartmalı. Bunu buraya yapıştırdım. Burada görmek istiyorum çünkü tepede astığım vakit. Bir tane de tombağım var minik. Bu tombağı da ortaya yerleştirdim. Hiçbirini boyamadan yerleştirdim ama tombak da boyalı değil, polyester de boyalı değil. Şimdi bir şey daha ekleyeceğim, iki şey daha ekleyeceğim. Bakın vintage legend boyam var, hani kumlu boya öyle diyeyim. Kumlu bir pastayla boya arası bir şey. Çok güzel kumlu dokular oluşuyor arkadaşlar. Birazcık ben bazı yerlere şöyle ondan da dokunmak istiyorum. Bunun rengi önemli değil. Beyazı yokmuş yanımda. İşte yanımda olan rengi kullanıyorum şu anda. Çünkü her rengi var. Zaten üstünü boyayla kapatacağım için. Çok da önemli değil şu anda benim için renk. Şimdi şurayla bütünlük sağlasın. Şöyle. Birazcık burada farklı bir doku görmek istedim. Atölyede... Pasyon, görüntü çok bozuk Sevdar dinlemiş ama herkes mi acaba bozuk görüyor? Sen telefonu mu değiştirsin? Merhaba yani. Ayşe Hanım. Evet, görüntü bozuk ve donuyor, duruyor. Aa, görüntü ne neden? İnternetten mi? Demin güzeldi değil mi? Demin güzel miydi acaba görüntü? Bir önceki yayında. Çok kötüymüş. İnternetimiz kötüymüş. Bizim evin İnterneti kötüymüş. Ama hiç merak etmeyin, bu sefer gerçekten başka bir cihazla çekim yapıyorum. İkinci kısmını gerçekten bu sefer YouTube'da düzgün izleyebileceğiz. Şöyle tutayım. Evet, sanırım şu kadar yeterli arkadaşlar. Çok güzel izleyebileceksiniz bu yarıyı YouTube'dan. Başka bir cihazla çekim yapıyorum şu anda. Ekstra bir cihazla. Yayınımızı kaydediyor cihaz. Hemen yayından sonra yükleyeceğim YouTube'a. Orada hiçbir detayı kaçırmayacaksınız. Öyle umuyorum. Evet arkadaşlar. Benim için bu kadar yeterli. İyiydi, bozuk, evet. Aynen dedikleri gibi herkes aynı şeyi söylüyor. Şimdi çok özür dilerim, bizim internetimizden kaynaklı. Nasıl akşam olup da herkes internet kullanmaya başlayınca problem oluyor. Hiçbir çaresi yokmuş. Demin de internet uzmanımızla konuştuk. Evet, arkamızda evimizin internet uzmanı var şu anda. İnternetimiz şu an çok kötüymüş. Hocam ne söylediniz? Biraz göstereyim mi ne söylediniz? Ay bir dakika, canlı yayın gitti. Herkes geldiği zaman. Arkadaşlar ya lütfen kusura bakmayın. İnternetin... Evet geldi. Hmm. Arkadaşlar... Habire kopuyor. Tekrar hoş geldiniz. Ya internetten kaynaklanan sebepten dolayı internet kesildi. Bağlantıyı ancak kurabildik. Kusura bakmayın lütfen. Evet, herkes geldi mi acaba? Geliyor herkes ama işte, yani defalarca koptu. Evet, evet. Ya işte azizliği ne yapalım, yapacak bir şey yok, kısmet. Kendi kendine kapanıyor, çok özür dilerim, ben kapatmıyorum. İnternet bir anda kesiliyor. Neyse şimdi garantiye aldık herhalde. Ama o da mı kesiliyor? Ya bu şu an iyi, demin kesildiğini. Doluyor. Baştan anlatayım ben, biterken yine anlatırım. Evet arkadaşlar, şimdi sıfırdan başlıyoruz yeniden. Düz MDF bir panomuzu aldık. Üzerine rölye pastayla ve spatul kullanarak
çizgi stencil'ını yaptım. Bakın şu stencil'ı şuraya birazcık çizgi uyguladım. Sonra ardından şu dantel stencil'ımı şu köşeye yaptım. Rölye pastayla bunları yaptım. Daha sonra rölye pastayı gelişi güzel şuraya ve şu kısma sürüp öbekler halinde doku oluşturdum, düzelttim. Sonra da Vintage Legant'ın şu kumlu boya var. Bununla biraz kumlu görüntü bazı yerlere vermek istedim. Bakın şu gri koyu antrasit renginde olan yerlere de biraz ondan sürdüm, dokundum. Kaldırıp gösterebilir misin evet, karşıdan? Evet, şöyle. Ve ondan sonra ne yaptım? Bunu sürmeden önce tabii şu polyester objelerimi yapıştırdım. Evet. Bakın. Daha sonra tabii bu kuruduktan sonra boyama işlemini yapacağız. Şimdi bir şey daha göstereceğim. Yapacağız. Ondan sonra bakın şimdi ne yapacağız? Sculptural painting, yani spatula resim yapma, biliyorsunuz çok popüler. Spatula çiçekler yapma. Ben de bu malzemeyi kullanarak yapraklar yapacağım. Yani sculpture painting ile yaprak yapacağım. Evet. Tamam. Yayın yani, bende de kopuyor, bağlanamıyorum demiş Nurhani Sanlı. Evet. Daha moralimiz önce, bozuldu. Neyse, moral bozmuyoruz. Yine bir enerjimizi yüksek tutuyoruz. Şuraya koyayım. Arkadaşlar biraz pembe ben karıştırıp içine atmışım. Daha önce pembe çiçekler çalışmıştım. Onun için şöyle şimdilik bu kadar yeter zannedersem. Şurayı çekeyim değil mi şimdi? Evet. Şu malzemeyle. Ama biraz şöyle alırsan. Şöyle alayım ben. Evet. Zaten şöyle yapacağım. Şunu biraz karıştırayım. Sevindim. Şöyle düz bir zemin ancak tabak arkası bulabildim. Bir cam üzeri ya da seramik parçasında daha düz geniş alanda daha güzel olur. Hı-hı. Evet. Şöyle ıslak mendil alayım elime. Şimdi arkadaşlar bununla şey almayı bilmiyorum, deneyenleriniz vardır mutlaka. Nuri Esa Hanım, Vintage Legend sürdüğünüz nedir diye evet. Sormuş Nuri Esa Hanım. Koyu renk. Onun tam da yazısının üzerine boya gelmiş. Vintage Legend, evet. Vintage Legend. Kumlu boya. Evet. Bir şey öyle eskitme değil mi diyor? Öyle bir şey ama evet, boya eskitme var. Eskitme boyası işte. Yani eskitme kumlu işte gibi. Evet. Şimdi. Şöyle görünüyor ya. Hadi. Rica edelim. Evet arkadaşlar. Şimdi yaprak yapmak için çiçek yaparken de aynı şey. Şuraya topladım. Bu spatul tekniğinde benden ilk defa zannedersem görüyorsunuz. Çok fazla yapan var diye ben çok fazla hani çalışmadım. Çok fazla göstermedim. Ama bunun püf noktası şuradan alış. O çok önemli. Bakın bu tarafa aldığım zaman ezerek mi alıyorsun? Evet. Bu tarafa da şöyle aldığım zaman yaprağın bu tarafı olur. Yani çiçeklerde de böyledir. Bazen bu ikinciyle şimdi ben öylesine gösterdim de bakın şu şekilde de kaldırıp koyabilirsiniz. Tek seferde de yapabilirsiniz. Bunun için yalnız denemeler yapın önce. Yapmak isterseniz. Ben şöyle bir sivri yaprak yapacağım. Spatula'da şekil veriyorsun. Evet. Şimdi bu pembe oldu ama onu da boyayacağım. Rengarenk. Şöyle birazcık kalkıyorum. Oturarak onu yapamayacağım. Şöyle yaptım. Spatulamla şeklini düzeltiyorum. Rölyef pastayla olur mu? Zaten... Rölyef pasta biraz daha cıvık. Rölyef pastayla da yapıyorum arkadaşlar ben. Ama bazı
bazen böyle elle de müdahale ederseniz, hatta şöyle, evet, fazlasını da alacağım. Evet, şimdi bir yaprağımı yaptım. Alttaki pasta kurudu mu Fatma hocam demiş Hamiyet Hanım. Yok, tam kurumadı. Tam kurumadan yapıyorum ki biraz birbirini tutsun diye, daha güzel tutar o zaman. Şimdi bakın dalımı şöyle nasıl yapacağımı bilmiyorum. Şuradan bir dal getireceğim. Bir kısmı bunun üstüne gelsin. Şöyle yapraklar. Şöyle koyayım. Bakın şu olduğu için elimi engelleyecek biraz. Evet, tek seferde yapıyorum. Şu yüksek geldiği için tombağın yüksekliği benim birazcık çalışmama engel oluyor. Evet, çok güzel oluyor. Bunu çok güzel yapanlar var tabii ki. Ama ben sadece buraya yaprak istiyorum. Çiçek yapmayacağım. Çünkü çok fazla şey yapacağım ben. Şöyle yerleştirdim. Bir sağ, bir sol mu? Evet. Malzeme nedir demişler. Yeşil Hanım sormuş. Bakın. Spatul tekniği için özel macun. Scrapture pasta. Dekoratif rölyef pasta. Evet. Şöyle geçiriyorum arkadaşlar. Şimdi ben şöyle bir şey çizeceğim. Hatta şununla, inşallah demin tıkalıydı. Anneciğim bir kürdan verir misin? Bunların ucu çok çabuk. Şimdi burada kapağını da kapatmamışım. Hemen anında kuruyor. Evet. Şimdi arkadaşlar ben dallarını böyle şeyle, dal gibi böyle ince çiçekleri, ama bu da şansıma tıkanmış işte. Böyle şeyler, sıkmalı şeyler, boncuk boyalarda çok olur ya bu. Şey, ucu da boncuk boya gibi, evet. Ucu tıkanıyor, hemen biraz hava alsın, anında kuruyor. Şöyle. Bakın görüyor musunuz? Dal çiziyorum. Bunu spatula ile yapmanız mümkün değil. Bu kadar ince bir çizgiyi. Pelin teyzeciğim, ne becerikler, ne var sevdacığım, maşallah ne güzel değil mi demiş. Hay canım benim. Çok teşekkür ederiz. Siz de çok beceriklisiniz. Ama burada seyredenlerin hangisi beceriksiz ki? Ben biliyorum herkesi. Şuradan şöyle getireceğim. Böyle bir dal yapacağım. Bir tane. Ya Gürsel Hanım burada bak. Gürsel Bedge. Kolay gelsin diyor. Merhaba canım. Evet. Şöyle. Biraz. Aman. Ucu mu çıktı? Tıkalı ya, çok sıkınca çıktı. Evet. Burada neredeyse amuda kalkacağım şimdi. Bir de şöyle bir yayında da her şey doğru gitse. Neyse canım, bizden belki de biz her şeyi ayarlayamıyor muyuz, ne yapıyoruz bilemiyorum. Süpersin hocam demiş Nilgün Hanım. Teşekkür ederim canım. Şöyle iteyim arkadaşlar. Şöyle artık göstereyim. Biz bizeyiz. Yabancı yok nasıl olsa, ne yapalım? Kaç kişiyiz orada? 42 kişiyiz şu an. Sonradan da bazen işte 2000'leri buluyor. 2000'lere yaklaşıyor. Kimse seyretmiyor. İşte biz bizeyiz. Ne yapalım? Sıktınız nedir hocam? Kaçırdım demiş Yasemin Hanım. Kontür rölyef pasta bakın. Yani bir dakika görünmeden. Şu üstünü kapatıyorum özellikle. Evet. Kontür rölyef pasta.
Ama şey yapabilirsiniz arkadaşlar, rölyef pastayı bir enjektöre doldurup bence o daha güzel onunla da sıkabilirsiniz. Yani. Ama şimdi öyle bir imkanım olmadığı için benim elimde bu vardı. Hmm. Yani onu önceden düşünüp hazırlasaydım çok iyi olurdu ama bu var diye. Teknik arıza demiştik. Göz değiyor hocam, Sibel abla. Aynen. Demiş beni sezdi. Az olsun, öz olsun. Nilgün Hanım. Evet. Şöyle biraz estetik enjektör olsun. Daha güzelmiş ama bence o evet. Sert ya ucundaki neyse. Plastiği. Evet. Şimdi bunu da Sibel önemli. Gözlerimi açmış. Hayranlıkla izliyorum. Aha Sibel'cim. Sen daha güzellerini yaptın ama atölyede. Hele aynan. Evet arkadaşlar, dünkü atölyede yaptığımız canlı yayını yapan öğrencim Sibel. Şu anda onunla konuşuyoruz. Çok zevkli, çok güzel işler yapıyoruz onun evine de. Onunla da scrapture saç mı yapıyordunuz? Unuttuk. Öyle kurudu, artık üstten yapacağız onu Sibel'cim. Bugün fark ettim. Hocam unuttum atölye bizi. Yaz. Aa, harikasınız hocam demek. Ay canım benim, sen de öyle. Ahşabın 50 tonu. Ay çok mantıklı. Tıpkı krema pompası gibi kullanabiliriz. Tabii. Aynen öyle. Şöyle bir tersten hobi. Yapayım bunu da. Şöyle göstereyim de. Enjektör fikri süper demiş Becky Hobby. Evet evet. Evet bence de ucu daha kalın plastik. Hatta daha önce yapılan teknikler var başka türlü. İşte enjektörle sıkıp ya da bu şekilde sıkıp fırçayla tarayarak. Hı-hı. Sevgili Texco'daki Demet Hoca'nın tekniğidir o. Öyle mi? Yıllarca yaptı. Kulakları çınlasın. Evet, belki bir yerden duyar. Duyar. Katılır. O çok bu ortamlardan ayrıldı, uzaklaştı biraz. Dünya tatlısı bir insandır. Neşe Hanım, atölyedeki ayna efsane görünüyordu demiş. Evet. Sahibi de yayında. Evet, sahibi şu anda aramızda. Arkadaşlar şu tüylü şeyleri vardır bunun. Evet, onlar çok kötü görünüyor. Bazen çok güzel gözüküyor, bazen kötü gözüküyor ama bunu kuruduktan sonra bunları beğenmezseniz zımparalama şansınız var. Evet. Zımparayla onları yok edebiliyorsunuz. Evet. Biraz öyle, biraz böyle. Pembe yakıştı biliyor musun şimdi? Yeşil, pembe, bence beyaz, gri. Şu yeşile pembe zaten yakışır. Griye de çok yakışır pembe. Yanlışlıkla pembe değil mi? Bu sen bilerek yapmadın. Hayır canım. Bunlar boyanacak zaten. Böyle ha, pembe kalmayacak. Tabii tabii. Hep boyanacağı için. Eğer boyanmayacak olsaydı ben bunu zemini boyadıktan sonra bu işlemi yapardım. Ya bu hani çok böyle birebir yaprak gibi olsun, birebir çiçeğe benzesin. Böyle bir kaygım yok şu anda. Sadece orada yapraklar görelim boyutlu yeter. Hem de bunu da size göstermek istedim. Hani ne şekilde, her şekilde yapabilirsiniz diye. Sibel ablana demiş biliyor musun? Fatma hocam sağ olsun. Bana kalsak ne var ne yok yapıştıracaktım. Çok zevkli bir hocam var sağ olsun. Ay çok tatlısın. Evet arkadaşlar, şimdi Sibel bunu niye söylüyor? İlk ayna projesiyle geldiği zaman benim duvarımda böyle bir boşluk var hocam. İşte şu ölçüde ben böyle bir şey yapmak istiyorum dedi ama ne kadar polyester obje varsa üstüne doldurmuş. ben de onun öyle olmayacağını, başka türlü yaparsak daha güzel olacağını söyledim ve yaptık. Gerçekten çok güzel oldu şu anda bile. Onu anlatmaya çalışıyor. Ay kaçırdım demiş Ecmel C. Tekrarını izlersiniz, hiç merak etmeyin, kaydediyoruz. Selam. Evet. Şimdi bu yaprakları yeniden bu kontürle, bak yine ağzını açık bıraktım, yine evet, sıkıntı evet. Yaşayacağım. Kuracak. Şöyle dursun. Şu ismi. Son yayını YouTube'dan izleyebileceksiniz net bir şekilde. O var düzgün olsun. Değil mi? Şu kenarını kesmek istiyorum. Ay pardon ya, ben onu şey yapmadım. Evet.
Şimdi ben şuraya da bir yaprak, eyvah elime bulaştı. Gülcan Hanım, hocam şimdiden bir efsane oldu. Bitimini sabırsızlıkla bekliyoruz demiş. Beraber bitireceğiz. Yine canlı yayında bitireceğiz. Ben Ay, size başka bir sürprizim var ama Sevda söylesek mi? Sonra mı söyleyeyim? Cuma'yı. Sonra. Şimdiden sonra. Tamam. Nefesimi tuttum, seyrediyorum. Muhteşem demiş Nuri Hanım. Ne kadar zamanda kuruyacak yapraklar demiş. Bu yarına kurur arkadaşlar. Yarın. Hatta pasta kurumaya bile başla. Şu ince yerler kurudu da kalın sürdüğümüz yerler. Çünkü bugün sıcak bir hava var. Evet, bugün hava sıcak. Bütün kuruma süreleri havanın sıcaklığıyla çok alakalı. Şimdi istekler başlayacak demiş. Ne isteği? Butterfly merhaba demiş. Şimdi öyle bir yerdeyiz ki ben buraya nasıl yaprak yapacağım? Ay. Bilemiyorum nasıl yapacağımı. Şimdi döner yerine mi? Yani tam şuraya yapacağım. İnşallah güzel bir şey yaparım. Bir dakika, oraya şuraya yapıp oraya elimle alayım. Evet. Bir sağ, bir sol mu? Bir sağ, bir sol. Onu bayağı böyle düzgün hale mi getiriyorsun? Anlamaya çalışıyorum da ben yaparken sen. Evet, evet. Yani tamam, onu elimle hissediyorum işte onu. Şöyle içini dolduruyorum bir yaprak çıkacak kadar. Şöyle de alıp iki taraflı. Şöyle. Hop. Şöyle alacağım, oraya öyle koyacağım. Ooo, lüp diye geldi. Yarısı burada, yarısı yerde olsun istiyorum. O yüzden benim onu bu şekilde burada yapmam mümkün değildi. Evet. Ha, Filiz teyzeciğim, tavır yapmıştık ya demiş. Evet, evet. Ne istesek acaba annemden? Ha, buraya yapmak için. Yine öyle kolektif bir iş yaparız. Evet, evet. Ama tam da öyle bir, ya Filiz teyzeciğim, çok güzel noktaları şey yapıyorsun. Aslında öyle bir şey söyleyebilirdik sana. Şu olsun, bu olsun falan. Hepimizin istediklerini yap. Yapınca çok güzel oluyor. Küçük küçük notlar alıyorsun ya. Hocam harikasınız. Emeğinize sağlık. Sizlerden çok şey öğreniyoruz. Banu Kukini. Teşekkür ederim. Mert Raife, Mersin'den iyi akşamlar, ellerine sağlık demiş. Ay canım benim, iyi akşamlar. Peki hobi, biraz yakın çeker misiniz tabii? Şunu. Evet. Şöyle yapayım onu da. Hoş geldiniz. Tamam, elimle şöyle. Bu elle de tutuluyor arkadaşlar. Aynen. Çok yapışkan değil. Bazen çok sulu çıkıyor şeyden ama ben bunu çok havalandırdım. Gülay Bozar kaçırdım demiş. Şeyden sonra, canlı yayını kapattıktan sonra izleyebilirsiniz Gülay Hanım. Evet. Şöyle elinizle de yapraklara şekil verebilirsiniz. Hani daha estetik dursun diye şöyle kıvırmalar yapabilirsiniz. Bakın. Şöyle. Burası dururken işte şöyle kıvırabilirsiniz. Evet. Biraz bu tarafa mı çeksen acaba şeyi? Evet. O zaman şöyle yapacağım. Evet. Teyzeciğim diyor ki sana, annenizi dövecek, yazmak ve konuşmak kolay. Annem çok alıştı istediklerimizi yapmaya, o yüzden gülümsüyor ve yapıyor. Evet. Sen çok hızlı yapıyorsun bir de. Söylerken tamam deyip yapıyorsun. Tabii o yüzden kolay zannediyorsunuz. Evet. Ama benim öğrenci olma olasılığınız var.
Buna göre davranın. Sen yardım edersin. Ben böyle tehdit mi edeyim? Yok, sen yardım edersin. Gülay Bazar. Canım gündüz iş geceleri sizi izliyorum. Sormayın. Çok tatlısınız. Nereye koyayım? Yayından sonra tekrarını izleyebilirsiniz. Tekrar tekrar. Evet. Teşekkür ederim. Kaçırdığınız bir yer olmaz, merak etmeyin. Bir daha gösteririz. Ben de ama tabii ki siz gündüz iş beni izliyorsunuz. Teşekkür ediyorum. Evet. Ben de atölyede çalıştım bugün bütün gün. Ve şimdi akşam sizlerle burada bunu yapıyoruz. Ay Filistin. Ve ben de çok merakla yapıyorum, hevesle. Çünkü ne çıkacağını inanın ben de bilmiyorum. Filistin canımsınız demiş. Evet canım, teşekkür ederim. Sen de öyle. Şimdi böyle bir de arkadaşlar bize yakından de bakarken tamam çok güzel ama ben arada bir uzaktan bakmam lazım ki ona göre eksikleri tamamlayayım. Nereye ne koyacağımı bozma, göreyim. Bozma. Şöyle bakın. Bir tık daha karşıdan şöyle gösterir misin? Aa, çok iyi oldu bak böyle. Ama daha bitmedi tabii. Yapmaya devam. Ne kadar zamanımız kaldı sen onu da hatırla. Var zamanımız 20 dakika kadar. Tamam. Şimdi biraz daha pastalayayım. Alttan beyaz yerinden almaya çalışıyorum. Yine pembe bulaştığı için. Kapatalım. Çabuk kuruyor bu tür şeyler. Hmm. Birazcık pembe onu değiştiriyor. Çok güzel görünüyor demiş Nişan'ım. Beğendiniz mi? Teşekkür ederiz. Acaba ne renklerde olacak tamamı? Bizim istediğimiz renkte yapar mısın? Yapalım. Ben böyle şu zeminindeki yeşil gibi falan düşünmüştüm ama sizlerden gelsin o zaman. Hadi. Herkes ne renk ister acaba? Böyle bu panoyu ne renk görmek istersiniz? Ben de düşüneyim. Alttaki sunta mı? Peki o bir sormuş. Hayır, MDF. Normal MDF. Beğenilmez mi? Emek var demiş Gülay Hanım. Teşekkürler. Nilgün Hanım mint yeşili dedi. Hı hı. Mint yeşilleri soft olacak o zaman değil mi? Evet. Başka önerisi olan? Birkaç renk olabilir değil mi? Öyle yapabilirsin. Tabii. Tek renk olmayacak. Evet. Ne renkler? Dudu Wood Fatma hocam seçsin demiş. Ben zaten elime fırçayı alacağım, başlayacağım. Önce tek bir rengi karar vereceğim. Arkası kendiliğinden geliyor zaten. Küçük hayaller, hobi ötesi. En iyisini hocam bilir demiş. Ama olmaz ya, biz söyleyelim. Gecem 33. Tabii siz söyleyin. Farklı fikirlere ben her zaman açığım arkadaşlar. Bazen hiç sevmediğim renklerle bile bazen o kadar güzel işler çıkıyor ki. Hani düşününce ben o renkleri pek kullanmayı sevmem derim. Hı hı. Ama bazen işte öğrenciler ısrar eder şu renk istiyorum. Hiç düşünmeyeceğim renklerle muhteşem işler çıkıyor bazen. Gecem 33 vize sınavı sonrası sizi görmek nasıl mutlu etti beni demiş. Öğrenci misiniz acaba? Ha ne güzel. Evet. Design Crescent galiba, böyle yanlış okuyor olabilirim. Bence de mint yeşili demiş. Evet. Belki hobi hocam zevkli bize düşmez demiş. Ecmen düşer. C açık sarı demiş. Olabilir aslında. Her şey. Gürsel Hanım hocamın hayalindeki neyse demiş. Dudu Wood onun emeğini seyretmek çok heyecanlı demiş. Design Crescent ya da lacivert demiş. İnanmayacaksınız ama benim de aklımdan lacivert geçmişti ama hiç alakası değil mi? Sen hiç böyle düşünmeden. Lacivert ama olabilir. Neden olmasın, bazı yerine dokunulabilir. Bilmiyorum işte. Şeyleri, teklifleri alalım. Pastel renkler güzel olur gibi diyor. Mint yeşilini söylemişti ya ilk. Hmm. Ahşabın 50 tonu retro yeşili. Nasıl bir yeşil böyle şey? Çimen yeşili gibi mi? Biraz daha asker yeşiline dönük bir yeşil mi o? Değil. Değil mi? Design Crescent göstererek bir minik soru sormak istiyorum. Tabii. Hocama demiş. Yani yayına katılarak mı acaba, anlamadım. Yayın siteyi geldi galiba demin. Filiz teyzeciğim, hocaların eli tutulmaz. Pastel renkler olsun hocam. Küçük Hayaller Laboratuvarı'ysa Sibel önemli, turkuaz demiş. Evet. En sevdiğin renkler senin. Gecem 33, iki çocuk annesi ve ikinci üniversite öğrencisi. Aman. Aa, evet, geçen gün konuşmuştuk öyle sanırım. Mi? Başarılar diliyorum size. Ay, evet ya. Bütün derslerinizden yüz alın inşallah.
Desire Crescent. O, evet, olabilir mi? Biraz yayını devam ettirdikten sonra olabilir. Evet. Şu birazdan bitecek biraz daha, zaten. Evet, şurayı yapalım. Bitirelim. Pastalarımız kurumadan. Ecmel Hanım Lila demiş. Lila. Annemin. Belki. Bunu söyleyeyim mi? Yani. Ama güzel olabilir canım. Lila hiç kullanmıyor değilim. Yok yok, şey, annemin hayatta sevmediği bir tane renk var, o da lila. Bazı şeyi de severim. Yani, çiçeklerde falan kullanıyorum. Bazen kullanıyorsun ama renk olarak, yani şöyle bir renk, sevmediğin renk desem. Ev ortamında kullanmayı sevmiyorum, öyle söyleyeyim. Dekorasyonda hele hiç sevmiyorum. Çünkü gerçekten benim için, yani benim tarzım uymuyor, öyle diyeyim. Benim bir hocam vardı, renk... mimarlık ve psikoloji ilişkisini anlatan bir ders işliyorduk. Şimdi dekorasyonda veya mekanda, herhangi bir malzemede, objede olabilir, aksesuarda vesaire. Eğer lila tonlarında herhangi bir şey kullanırsan, yani mesela gözün fark edip, mesela lila bir duvar, ne bileyim, çoğunluk olarak lila aksesuarlar ya da lila bir koltuk vesaire, şöyle söylemişti, o mekanı kaliteli değil ucuz göstereceğini söylemişti. Ben çok şaşırmıştım. Ben hiç, ben severim mesela, yani lila güzel bir renk falan, ama eğer böyle büyük bir mekanda aksesuar olarak, yani çoğunluklu böyle büyük büyük aksesuarlarınız böyle mekan içerisindeki, böyle baktığınız zaman gözünüz çok lila görürse, o mekana karşı böyle şey hissetmiyorsun. Yani kaliteli, zevkli döşenmiş, ondan sonra özenilmiş bir mekan algısı yaratmıyormuş. Çok şaşırmıştım. Bilimsel olarak. Öyleymiş. Hocalar öyle söylüyorsa. Ufuk hocam söylemişti. Ama şimdi renkler çok tartışılmaz ya, renkler ve zevkler farklıdır. Yok yok, hani ben de tarafsız olarak ben seviyordum mesela, ama öyle söylemişti yani, öyle bir zihnimizde ve hislerimizde öyle bir his uyandırdığını söylemişti, bilmiyorum tabi. Evet, Ayşe'nin hobi dünyası pas ve eskitme demiş. Pas ve eskitmeyi başka şeyde yapalım bence. Evet. Bu biraz daha eskitme, pasif efekti yapmadık, evet. Ama eskitmeyi çok yaptık ya, bir evet, çok şeydi. Nedense bunda aklıma yatmadı. Olabilir tabii. Çok da güzel olur aslında. Ama bu ara hep eskitme yaptık ya çok. Herhalde ondan. Nuri Nisa Hanım, uçuk tonlar, arada patlatan tonlarda serpiştirmen nasıl olur bilemiyorum. En iyisini hocam bilir demiş. Güzel bir fikir değil mi? Evet. İşte bunlar şimdi o gelen şeyler, hani yapmasak bile, başka bir şey yapsak bile, şimdi benim kafamda şeyler, senaryolar oluşmaya başlıyor. Evet, onun için annem çok dikkat ediyor yani, ben size söyleyeyim de, mesela yayında böyle ben okuyorum, dinlemiyor ya. Dinlemiyor gibi şey yapıyorum ama. Ne yapacaksın diye soruyorum. Mesela canlı yayın çekebilir misin bana diyor. Hemen canlı yayında geçen sefer şunu şunu istemişlerdi ya da işte böyle böyle şeylerden bahsedilmiş diyor. Bazen notlar alıyor vesaire. O yüzden. Tabii ben burada gizli gizli yapıyormuşum gibi oldu şimdi. Dağıldın değil mi? Ama ters taraf, hayır. Evet. Yön ters olunca. Gecem evet. 33 teşekkürler demiş. Tekrar başarılar diliyorum size. Belki hobi vizon beyaz yaprak yeşili demiş. Eskitme pas yine. Kutunlay sanat buz yeşili. O nasıl bir şey? Tombak patlıcan moru demiş Belki hobi. Sen bunları iddialı aklına yazıyorsun değil mi? Marifetli peri, ne güzel bilgiler. Teşekkürler demiş. Öpüyoruz. Şey de olabilir. Yani şu tombağa... Şey de düşündüm ama onu aramam lazım. Böyle nostaljik bir resim, fotoğraf da olabilir. El boyaması bir resim de olabilir. Ya da bomboş da olabilir. Evet. Bir yazı olabilir. Şimdi onları da düşünüyorum. Hepsine yakışacak. Belki oraya bir fotoğraf koyarsam o fotoğrafın renkleriyle, renkleri bir başlangıcı olur rengi. Ona göre gideriz. Onları da bilmediğim için...
Ayşe'nin de bu düğünü aslında okumuştu. Kutundan sanat bu yeşil tonu yapalım. Evet. O panodaki yeşille soluk bir lila demiş Veste Edicim. Evet, o da olabilir. Teşekkürler Sevdacığım. Nilgün Hanım söylemeyi rica ederim. Aa bak Cemile teyze demiş ki çünkü soğuk renk lila. Olabilir. Mor için geçerli şey değildir mi? Marifetli peri. Asla mor tam tersine asaletin ve soyluluğun simgesi diye öğrendim ben. O yüzden Bizans'ın kutsal rengi mor. Mesela Bizans krallarının, soylularının mezarları o mor taşın bir adı vardı. Quartz? Hayır hayır öyle bir şey değil. Mermer gibi bir taş. Onun bir adı vardı ya. Neydi? Nasıl unuturum? Çok kıymetli bir taş. Acayip kıymetli bir taş. Yunan adalarından bir tanesinden çıkıyor sadece. Özel olarak. Sen nasıl unutursun böyle bir şey? Arkadaşlar bu arada ben de öğreniyorum. Bakın Sevda'dan güzel. Yok yok gerçekten öyle. Bizans döneminde biz Doğu Roma'yız ya. Bu taraf Doğu Roma'ydı yani bizim topraklarımız. Doğu Roma İmparatorluğundaki tüm soylular o taşla mezar taşları yapılıp gömülüyorlar. Hangi camiydi o? Şeyin olduğu büyük kraliçe, Bizans kraliçesi. Sevdacığım sen de unutmaya başladın. Ay nasıl unuturum ya? Aa. İşte ben de böyle. Kapalı çarşının kapılarından bir tanesindeki cami. Simon Kalfa'nın şey, yaptığı. Aa ya olamaz böyle bir şey. Oitis değil. Halıcıların oraya çıkan cami değil mi? Ama dinlemiyorum ben de söyleyemiyorum. Çok ilginç. Söyler misin lütfen Kapalı Çarşı'nın çıkış kapısı onunla anılır. Kapılarından bir tanesi. Telefonu getirir misin Sercan? Tamam dur düşün işte size oymaz. İnanmıyorum şu an çok şey beyin oldu. Beyin fırtınası. Beyin fırtınası. Sizin aranızda bilen yok mu ya? Aha. Nur Osmaniye. Nur Osmaniye camisi tamam, ya. Nasıl çok iyi biliyorum işte. Hatırlamaya çalışıyorum. Türkiye'nin ilk batılı stilde yapılan camisi. Mimarı Simon Kalfa. Yani her şeyini anlatabilirim. Caminin adını unuttum. Evet. Onun şimdi arka tarafında görebilirsiniz. Bakın bazen görebilirsiniz çok basit. Diyecektim. Şunun adını unutuyorum işte. Spatul demeyi unutuyorum işte. Şey. Kafalar yoğun. Ya mordu yani onu bahsedecektim. Onun arkasında iki tane mezar taşı var mesela. Orada görebilirsiniz. İlk mor mezar taşları onlar. Onu kaldırmamışlar. Orada o şekilde duruyor. Gizli saklı böyle bir köşede. Atıl bir şekilde. Ama o taş çok kutsal bir taş olduğuna inanıyorlar. Soyluluk simgesi de oradan geliyor. Yani o mor tamamen onları şey asalet, zenginlik, soyluluk şans getirdiğine de inanıyorlar falan filan. Yani Doğu Roma'da bu şekilde inanıyorlar. Yani mor o yüzden çok okudum ama bu kadar ayrıntı bunu hiçbir bu bilgi ya, bende yok. Nasıl unuturum ya? Uf, çok saçma yani. Nur Osmaniye camisini unuttum. Yani mor çok asil bir renk olarak kısaçıyor da işte yani. Çok üzüldüm şu an unuttuğuma. Ama herkes öğrenmiş oldu o caminin. Bakın o camiyi ben de bilmiyorum. Evet, orada mezar taşları olduğunu bilmiyordum. Caminin özelliği değil. Hayır, orada mezar taşları orada da. Evet, işte o camide öyle bir orada şey mezar taşları varken cami yapılmış ama onu da bozmamışlar, dokunmamışlar. O şekilde duruyor. Kutsal taş olduğuna inanıyorlar onların. Falan filan. Ama ben unuttum adını. Evet, çünkü soğuk rengi buldu demiş. Küf yeşili. Evet. Küf yeşili geldi Hamiyet Hanım'dan. Pastel tonlar arasında küf yeşili sanki demiş. Gecem 33. Su yeşili veya ada çayı demiş Nebahat Hanım. Sana bunu hızlıca okuyayım. Ada çayı evet, çok güzel. Pas efekti yapmadınız hiç hocam. Ayşe'nin hobi dünyası. Yapacağım demiş inşallah. Tamam. Ada çayı da çok güzel. Evet demiş Hamiyet Hanım. Filiz teyzeciğim bazen hatalar bile insana fikir veriyor. Yılın bir tanesi hocam demiş. Önemsediğiniz için teşekkürler. Biz de o ciddiyetle sevilen tasarım senin için söylemiş. Abi teşekkür ederim. Tombaka bir manzara da olmaz mı? Bence olur, çok güzel olur. Olur, tabii hepsi olur. Yılın Hanım hatta söylemiş. Benim İstanbul manzaralarım meşhurdur ya. Hemen belki çizerim. Bilmiyorum yani ne yaparım.
İstanbul manzarası çok güzel olur bence. Kutunlar sana Tombak'ta Frida olsa. Frida sen çalışmazsın değil mi? Ya şöyle bir şey var arkadaşlar. Ben biliyorum. Şimdi Seyda biliyor. Bir şey eğer çok çalışılmışsa, bir figür ya da bir resim, bir görsel, bir çok fazla varsa ben ne kadar seversem seveyim göre göre bıkıyorum. Artık onu görmek istemiyorum kendi işlerimde. Bütün gece Nur Osman'ı diyeceğim. Çok da severim. Hani görüntüsü de güzel, birçok yere çok yakışıyor. Hatta tabaklara yapmayı düşündüm ama o kadar çok yapıldı ki ben göre göre doydum. O yüzden görülmemiş, daha yapılmamış şeyler görmek istiyor gözüm. Sibel abla hocam, onun bu için tüm Türkiye olarak, dünya olarak Frida'ya doyduk. Hocam bu haliyle bile çok güzel, yaprakları karışan ıçık pembe bile güzel duruyor. Ben değil de mi? Sevdim bu halini. Niyeyse. En son yaprağı nereye koyacağımı bilemedim. Rönes Hanım ametiste. Yok ametist demiş herkes de. Ametist değil de o taşın bir adı var. Unuttum. Ben de ametist dedim ama değilmiş. Mor bilginin sembolü Ankara Eğitim Fakültesi'nin simge rengiydi. Harikasınız. Bu da çok güzel bir bilgi. Mor bereketin de rengidir. Beki Obi. Kızlar harika demiş Filistin'e dedim. Hamiyet Hanım, mor renk ruhu temsil eder, maneviyat. Mor meyveler de beyne ve ruha iyi gelir. Evet. Ne güzel. Kafa çakrası da mordur ya. Kalp mi? Kafa. Kafa. Tepe çakrası, kafa diyorum. Biz konuşamıyoruz. Evet. Ya çünkü ben çok moralim bozuldu şu videoya da. Sınıfta kaldım. Tepe çakrası kaldım mor vallahi. Değil, söyleyemedim. Burası mor. Taç çakra. Taç çakra, mor. Tepe çakra beyazdır. Küçük Hayal Laboratuvarı'sa buradan Nur Osmaniye demiş ve ben aşağı inmediğim için. Göremedim tabii. Öf, iki saattir şey oldum burada. Neyse, bulduk sonunda. Evet. Bütün gece Nur Osmaniye diye uyuyacağım. Kesin rüyama girer. Çok da severim. Evet. Filistin'cim hadi oğlumuzu da görelim demiş. İster misin? Oğlumuzu döver şimdi ona çevirirsek. Döver mi? Hayır, tabii canım, şaka. Filistin'cim bana B12 demiş. Hemen yarından itibaren kullanmaya başlamam lazım. Balık da yemiyorum zaten. Sandstone gibi bir şey mi yoksa yarı değerli mi? Hadi herkes o taşı bulacak şimdi. Sandstone falan o tarz taşlar değil de doğal bir taş, mermer türü. Mesela şeyde gördüğünüz Ayasofya'da nasıl yeşil mermerler var, onun mor olanını düşünün. O tarz bir taş da, yani adı var onun ama ben nasıl unuturum bugün? Unuttum. Nilgün teyzeciğim, Sercan'ı görmek isteyen var. Unutmak da her şey gibi normaldir. Bu kadar ayıflanmayın. Evet. Rica ederim. Kuvars taşı yok değil. Evet. Şimdi siz orada sohbet ederken ben de bitirmek üzereyim burayı. Doğru, insanda hepimizin son dokunuşları yapıyorum. Rica ederim. Duduvut Kız Kulesi istemiş. Nilgün Hanım Kız Kulesi mesela demiş. Olabilir. Ama Kız Kulesi çok çalıştım. Belki dekupaj olabilir. Hani ona çok uğraşmam lazım. Aa bak, Kutunlar Sanat demiş. Hocam ben de tek kadın ünlü ressam, o yüzden severim demiş Frida'yı. Ben de severim. Ayrı bir şey. Ama ben görsellikten bahsediyorum. Hani çok gördük ya. Frida'yı herkes yaptı ya. Bir şey söyleyeceğim. Ceviz dinlemişler bana. Ceviz de iyi fikir. Ama ben direkt ilaç alayım B12. Yok canım, o bazen oluyor. Çok iyi bildiğimiz şeyleri de bazen unutuyoruz, o dalgınlıklar. Evet. Marifette Peri demiş ki sakura çiçekleri olsun üzerinde. Ben de bu pembeleri görünce benim de aklıma sakuralar geldi. Bütün gün sakura çiçek kokluyoruz zaten. Kolonya kokluyoruz. Görür görmez aklıma o geldi ama. Acaba dedim ben o yüzden mi görüyorum? Size de öyle. Evet. Gonca bilir demiş Filiz teyzeciğim. Evet, bilebilir. Pembe mermer var marmar arasında ama mor görmedim. Yok, mor benim dediğim. Yunan adalarından birinden çıkıyordu ama. Ben bir temizleyeyim. Evet arkadaşlar. Bir havaya kaldırabilir misin? Bugün yoksa bu kadar. Bu iş üzerinde uğraşmamız. Bakın.
gözüküyor mu? Gerçekten çok sakuraya benzedi yukarıda yaprakların. Bilmiyorum. İşte doğaçlama bir şey oldu. Ben aslında üst üste yapmayı severim ama böyle oldu. Zeyoğlu mozaiklerinden çingene kızı olabilir mi? Demiş Yeşim Hanım. Olabilir. Her şey olabilir. Ama işte şurayla da bütünlük sağlayacak bir şey olması lazım. Erken siyah beyaz mustaj bir şey de olabilir şimdi kafamda. Bu da vardı. Evet. Sibel Hanım'ın kireç taşı tuğlaların ise 1 mm boyutuna kadar gözenekleri olan, içeriğinde ise düzensiz dağılmış 1 mm boyuna kadar %5 civarında kuvars ile %10 kadar karbonatlı agrega bulunan yaprak tuğla o. Müthiş bir bilgi. Of. Ama çok doğru bak. %10 kadar karbonatlı agrega bulunan diyor. Hani böyle mermerin arasında küçük küçük taşlar görüyoruz ya. Onlar karbonatlı agregalar işte. Bu olabilir. Belki. O küçük küçük görünen taşlar onlar. Belki. Ayfer Almayan Şeytahlıoğlu merhaba demiş. Merhaba. O kadar konuştuk mor renkten. Tombak da mor salkımlarda olabilir. Değil mi? O kadar mor konuştuk. Bayılırım mor salkıma da. Evet. Kopyaladım taş kısmını. Çok teşekkür ederim. Şöyle tutayım arkadaşlar. Ellerinize sağlık. Şimdilik bitti. Bakalım ne çıkacak sonunda. Dudu Wood güzel ve çirkin masalını hatırlattı bu pano demiş. Çirkin tarafı neresi? Hayır, güzel ve çirkin. Böyle hani akla imge olarak gelmiş olabilir. Şey de olabilir. Hani güzel ve çirkinin böyle uyumu... O sıçramış şeyler. Evet, onlar değil çirkin mi? Olabilir. Bir de renginden dolayı da şu anda çok öyle güzel bir fikir olabilir. Evet. O köşeye bir gül demiş Filiz teyzeciğim sana. Belki gülü bunun içine yaparız, bilmiyorum. Bakalım evet. Zaman ne gösterecek. Siyah beyaz vintage bir resim kadın figürü. Black deco. Evet. Aslan ya da kurt resmi. Kutunlar sanat. Nurnisa'nın gri olan yerler grup rengi olsa nasıl olur? Gri mi acaba? Önce arkadaşlar bunu tek renk bir boyayacağım tamamını. Çünkü hiçbirinde bunların renk yok. Ay boya yok. Tamamını düz bir renge boyayacağım. Ondan sonra ne yapacağımıza karar vereceğim. İşte şuraya bir şey resim yapılacaksa o yapılacak. Ondan sonra devamı gelecek inşallah. Sibel abla hocam kendiniz mi resim çizseniz demiş. İşte çizerim. Yani basit bir şey olursa çabuk bitecek. İstanbul manzarası yani, güzel olabilir. İşte o çok uğraştırır ya. Evet. Belki çok basit bir şey yapabilirim. Bilmiyorum. O filmin dekorlarıymış. Dudu Wood. Güvercin. Gürsel Hanım. Evet. Bir de dedim anneyi öp demiş. Aynen. Onun için seni yayından sonra öpeyim. Tamam. Teşekkür ederim. Ben de sizi öpüyorum. Hepinizi. Teşekkür ediyorum. Şey isterseniz öbür videoyu kapatabiliriz.